أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين سيرنا بسنا نسمع دوام ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret eylediklerinde, hicretin ilk yılında, ezanın da meşhuriyetiyetinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'nin inşası ve yanlarında odacıkların yapılmasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretin ilk 7-8 ayında evlerini hanesine yerleştirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevveri'nin ilk senesinde nişanlı bulunmuş olduğu Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kızı Ümmühatül Mü'minin Hazreti Ayşe annemiz ile hicretin ilk yılında evlenmiş oldular. Müsteşriklerin ve bazı tarihçilerin söyledikleri gibi 9 yaşında 11 yaşında değil, ekseri ulemanın görüşüne göre Hazreti Ayşe annemiz 17-18 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizle evlendikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanesinde Hazreti Ayşe annemizin müminlerin annesinin arasındaki yeri çok farklıydı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden hanımlara taalluk eden fıkhi bilgileri aktaran, soran, öğrenen ve sahabi annelerimize onlardan da bizlere ulaştıran annemiz Hazreti Ayşe annemizdir. Çok zeki olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis-i şerifin bizlere aktarılmasını sağlayan yine Hazreti Ayşe annemizdir. Ahlakıyla, edebiyle, nezaket, zarafet ve güzelliğiyle ön plana çıkan Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği eşlerinin arasındadır. Medine-i Münevvere'de ezanın bir günde beş kez müezzinler tarafından nida edilmesi, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin Mescid-i Nebevi'de toplaşıp Peygamber Aleyhisselam'la beraber cemaatle namaz kılmaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara namazın girişinde ve çıkışında kısa öz inen ayeti kerimeleri izah etmeleri ve bunun akabinde Medine'yi münevverenin yerlileri Ensar ile Mekke'den hicret eden muhacirlerin kardeş olup kaynaşmaları Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerin yer yurt sahibi, iş imkan sahibi olmaları Mekke'li müşrikler tarafından izleniyor ve bunun için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine Mekke'li müşrikler Medine-i Münevvere'de Medine-i Münevverenin reisi gördükleri münafıkların reisi Abdullah bin Übey'e bir mektup gönderiyorlardı. Mektupta kendi Mekke'den hicret eden Medine'ye sığınan insanların Mekke'ye teslim edilmesi gerektiğini, orada barınmalarının hoş karşılanmadığını ilan eden mektuplardı. Ve bunun yanında Medine-i Münevvere'ye yakın bazı bölgelere Mekkeli müşrikler tutmuş oldukları paralı askerler vasıtası ile Medine-i Münevvere'nin bazı hurmalıklarını Mekkeli muhacirlerin Medine-i Münevvere'deki bazı hayvan mallarını telef etmeye yelteniyorlar ve bunun için bir huzursuzluk Medine-i Münevvere'de oluşturmaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu önleyebilmek için takribi 1500'e yakın sahabe efendilerimize nöbet sistemiyle Medine-i Münevvere'nin etrafını nöbet ile korumaya karar vermişler geceleri bile artık huzuru kaçırmak için uğraşan Mekkeli müşriklere karşı bir yol, yöntem ve nöbet sistemini geliştirmişlerdi. Anlaşıldığına göre Medine-i Münevvere'nin ilk zamanları da Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirler ve Medine'nin yerlisi Ensar Müslüman müminler için tehlike arz eden, geceleri bile rahat olmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile nöbet tutan Medine-i Münevvere'nin çevresindeki ashab-ı kiram efendilerimizi ziyaret etmesi, onları kontrol etmesi, Bukhari'nin rivayetine göre de orada anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz hiç rahat değillerdi. Mekkeli müşriklerin gruplar halinde Medine-i Münevvere'deki Müslümanların hem mallarına hem canlarına kastetmeleri, onları rahatsız etmeleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimizin nöbet tutmalarına ve kendilerini koruma, müdafaa edebilmek için bazı yollara, yöntemlere başvurmuştu. Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve inananlara Bismillahirrahmanirrahim Üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulümû Zulmeden zalimler Zulümlerine binaen Ey müminler sizler de Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhuna iman etmiş müminler olarak zulme uğradıkları için kıtalde bulunacak müminlere harp etmek için Allah izin verdi. Sizler için izin verildi ayeti kerimesi nazil olmuş ve sahabe efendilerimiz de artık kendilerine, canlarına ve mallarına kast edecek, yerlerinin yurtlarını yağma edecek Mekkeli müşriklere ve düşmanlara karşı ellerinde silahlar ile nöbet tutmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bil orduyu tertip edip iştirak etmiş olduğu savaşlara gaza veya gazveler kendisinin bulunmadığı, tertip etmiş olduğu, göndermiş olduğu ordulara seriye denilirdi. İslam tarihinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bil fiil iştirak etmiş olduğu gazalar 20, hazırlatmış olduğu orduların adedi 50, seriye mevcuttur. İslam tarihinde ilk seriye Hazreti Hamza Efendimiz komutasında beyaz bir bayrağı sancak yaparak yapılmış olan Medine-i Münevvere'nin dışına bir seriyedir. Bedir Savaşı'na kadar yapılan, hazırlanan seriyelerde genellikle muhacir olan sahabiler mevcut idi. Hicretin ikinci senesinde yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Seleme yurdunda namazlarını kılarken cemaatle ikinci rekatta, rüküde Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Fevelli vecheke şatral mescidil haram O halde yüzünü mescidi haram tarafına dön ayeti kerimesi geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve inanan müminler kıble olarak Hazreti Allah'ımızın emir buyurmuş olduğu Kudüs-ü Şerife kıble olarak 18 ay namazlarını kıldılar. Allah celle celaluhu ve celle şanuhu şu an Yahudilerin elinde olan, oradaki müminlere eziyet eden, peygamberleri tarafından lanetlenmiş o topluluğa Rabbim hidayetleri nasipse hidayet versin hidayetleri nasip ise Rabbim onların şerrinden ümmeti Muhammed'i helas eylesin. Orayı da Kudüs Şerifi de en kısa zamanda huzurunu, refahını, Müslümanların başkenti olarak görmeyi Rabbim bizlere de nasip eylesin. Dua ediyoruz bizler. Bu kudüs Şerif'e müminler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 18 ay gibi bir zamanda kıble olarak kudüs Şerif'e döndüler. Öteden beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılsa bile kıldığı namazda genellikle makamı İbrahim'in arkasında namaz kılar. Makamı İbrahim'in arkasında namaz kıldığı zaman hem Mescidi Aksa'ya hem de Kabe-i Muazzama'yı ikisinin ortasını alarak namazını kılmış olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlardan belli Kabe-i Muazzama'ya karşı ilk mabet olan Adem aleyhisselamla temeli atılan İbrahim aleyhisselamla temeli yükselen ve mabet olan dedesi İbrahim'in eseri olan Beytullah'a doğru yönelip namaz kılmayı çok arzu ediyordu. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Bismillah Kad nara taqallub vejhuke fi's sema yüzünü semaya çevirdiğini görüyoruz. Fevelli vecehke şatral mescidil haram. O halde sen namaz kıldığın zaman yüzünü mescidi haram, beytullaha dönder diye emir geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni seleme yani seleme oğullarının yurdunda şu an Mescid-i Kıbleteyn diye ziyaret etmiş olduğumuz mescitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını oradaki müminlere kıldırdığı zamanda ikinci rekatta bu emir geliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mescitteyken yüzünü Kabe-i Muazzama'ya, Beytullah'a doğru çeviriyorlar. Arkasındaki sahabe efendilerimiz, beyefendiler ve hanımefendiler yer değiştiriyorlar ve orada Kudüs-ü Şerif'ten Mescidi Haram'a doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazın içerisinde yüzünü çevirmesiyle sahabe efendilerimiz arkadaki cemaat de artık saflarını dizayn ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunan cemaat ve, pe ve, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Kudüs-ü Şerife hem de Mescidi Haram'a dönmüş olarak Mescid-i Kıbleteyn, iki kıbleli mescid diye o isimle anılmış oluyor. Bismillah fevelli vecheke şatral mescidil haram. O halde yüzünü Mescidi i Haram'a dön ilahi vahyi geldikten sonra başta Mescid-i Nebevi olmak üzere etrafta bulunan mescitlerin kıbleleri mescidi harama doğru çevrilmiş ve sahabe efendilerimiz öğle namazından sonra o vakitten sonra bütün namazlarını artık kıyamet gününe kadar mescidi harama kıble edinerek dönerek kılmaya başladık devam ediyoruz. Bu vesileyle Mevlamız bizlere Namazlarını hakkıyla eda etme, huşu içerisinde kılma, namazlarını muhafaza etme güzelliğini çocuklarımıza da bizlere de dinleyenlerimize de Rabbim nasip eylesin. Kıble ile alakalı bu ilahi vahiy müminler arasında bir sevince vesile olduğu gibi münafıklar, Yahudiler ve Hristiyanlarla alakalı da bir dedikoduya, bir çekememezliğe ve bir kıskançlığa vesile olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu bu olayı şu şekilde izah ediyor. Seyekûlü süfeha minen nâsi mâ vellâhum an aleyhâ O insanlar içerisinde bir takım sefih, beyinsizler onları yönelmiş oldukları kıblelerinden döndüren nedir diyecekler. Sen onlara de ki, meşrik de Allah'ındır, mağrip de. Allah dilediğini doğru yola iletir. Ayeti kerimesi nazil olmuştu. Mevla-i Bari Celle Celaluhu ve Celle bizde de Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda izinde giden bahtiyar müminlerden eylesin. Bir sonraki siyerine bir dersinde görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.